Nedim Şener Atatürk'ün adını kullana kullana siyasi yüzsüzlük Özgür Özel bundan bir ay önce Bodrum'da kendisini dinleyenlere CHP'de Atatürk'ün adını kullananları şöyle eleştiriyordu. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var. Cuma günü ise kendisi Atatürk'ün adını kullana kullana genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'daki genel başkanlığından itibaren en yakınındaki isimlerden olan ve 13 yılda kaybettiği 12 seçimde sorumluluğu bulunan Özgür Özel, CHP'nin Atatürk'ün Partisi olma özelliğini kaybetmesinde de pay sahibi olan isimlerin en önde geleni. Atatürk adıyla alkış. En kolay alkışın nasıl alınacağını bildiği için konuşmasında 4-5 kez Atatürk adını kullanmayı tercih etti. Hatta Adayım derken bile Atatürk'ün adını şöyle kullandı. Parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP'yi Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. 38 sayfalık tutum belgesi dediği metinde ise tekrarlarıyla birlikte 10 kez Atatürk'ten bahsedilmesine rağmen Özgür Özel'in politik olarak nerede durduğunu en iyi gösteren şey Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan Sezgin Tanrı kuluna sahip çıkması da nerede durduğunu gösteriyor. PKK-HDP'den farkı yok. Bugün Amerika'nın paralı uşaklığını yapan PKK'nın yol açtığı terör sorununa, tutum belgesinde tam 5 kez Kürt sorunu meselesi adını koyan Özgür Özel, PKK-HDP'liler ya da Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden bir farkı olmayacağını göstermiş oldu. Özel, tutum belgesinde PKK terör örgütüne yardım yataklık eden belediyelere kayyum atamasına karşı olduğunu da şu cümlelerle ifade etti. Halk iradesini hiçe sayan, yurttaşların bir kısmının yerel yöneticileri belirleme hakkını elinden alan kayyum uygulamalarına karşı en net ve sert tavrı takınacağız. İstifa diyenleri suçlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi ve istifa taleplerinin yükselmesinden bir hafta sonra 5 Haziran günü televizyona çıkan Özgür Özel genel başkanını şu sözlerle savunmuştu. Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç genel başkanımızı rencide edecek, istifa çağrıları yapılacak sonuç değildir. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar. Kılıçdaroğlu'nun istifasını gerektirecek bir sonuç olmadığını, bunu isteyenleri ise trol ilan eden Özgür Özel birkaç hafta içinde Ekrem İmamoğlu'yla hareket etmeye başladı. Zoom toplantısında suçüstü yakalandı ve tam 3 ay sonra kameraların karşısına geçip genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Özgür Özel bir de parti yönetimi yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu maalesef üstlenmedi dedi. Böylece yalnız 14-28 Mayıs seçimleri değil, beraber yürüdüğü Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan beri kaybettiği önceki 11 seçimle ilgili tek bir öz eleştiri yapmayan Özgür Özel, siyasi yüzsüzlükle CHP tarihine geçti. Savunduğu listeyi suçladı. Özgür Özel'in adaylık açıklamasından akıllarda kalan en çarpıcı cümlesi, partimizin seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi, parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır sözü oldu. Sadece CHP listelerinden seçilen 39 milletvekili değil, toplam 78 milletvekilliği kontenjanı Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti'ye verilmişti. Özellikle FETÖ'nün yargıda yapılanmasında rol oynayan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara Çankaya'dan dördüncü sıra adayı yapılması günlerce konuşulmuş, CHP seçmeni büyük tepki göstermişti. O günlerde 20 Mart 2023 televizyonlara çıkıp gönlümden geçen bakanlıklar İçişleri ve Çalışma Bakanlığı diyerek hayaller kuran Özgür Özel ne yüzde iki oyu olmayan dört partiye verilen 78 milletvekilliğini ne Sadullah Ergin'i eleştirdi. Bırakın eleştirmeyi, 17 Nisan 2023 günü İzmir Güzel Bahçede mikrofonu eline alarak en iyi bildiği şeyi yaptı ve Atatürk'ün adını kullana kullana şimdi parti tarihinde unutulmayacak hasar bıraktı dediği listeye şöyle sahip çıktı. Hiçbir liste dört dörtlük değildir. 16 ilde 6, 65 ilde 5 parti birlikte seçime girme kararı verildi. CHP listelerinde farklı siyasi partilerden arkadaşlarımız var. Burası baba evidir. Baba evinin tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Bu seçim bundan sonra demokratik seçimler yapabilmek için Atatürk'ün hayal ettiği Türkiye'nin ikinci yüzyılına kavuşması için zenginlik ve özgürlük için kardeşlik için fedakarlık seçimidir. Hep birlikte bu seçimde listemizin arkasındayız. Koltuğu bırakmıyor. Özgür Özel'in parti içi demokrasi konusunda tüzük değişikliğini gündeme getirmesi ise trajikomik bir söylem. Çünkü bugün eleştirdiği tüzüğün tüm itirazlara rağmen 2018'de bu hale gelmesi konusunda emeği geçenlerin başında kendisi geliyor. Şu bir gerçek değişim konusunda CHP tabanında hiçbir heyecan uyandırmayan Özgür Özel CHP'nin tarihine Kılıçdaroğlu ile birlikte partiyi bugün umut vermeyen noktaya getiren isimlerin başında bir isim olarak geçecek. Bir de Kılıçdaroğlu'nun brütüsü beraber hareket ettiği Ekrem İmamoğlu'nun da tavşan adayı olarak elbette CHP'ye genel başkan CHP içinden çıkacaktır. Ama bu Özgür Özel değil. Hiç olmazsa bu gün yaşanan hayal kırıklıklarında rol oynamamış birisi olmalıdır. Tüm yenilgilerin mimarlarından birisi olan Genel Başkanlık koltuğuna göz diktiği Kılıçdaroğlu'nu temsil ettiği CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığından ayrılma erdemini bile göstermeyen Özgür Özel'in yaptıkları siyasi yüzsüzlük olarak siyasi tarihe geçecektir. Nedim Şener Hürriyet Ahmet Hakan Özgür Özel üzerine tezler. Liderlik kumaşı olduğu konusunda ciddi kuşkularım var. Fakat iyi bir ikinci adamlık kumaşı olduğu çok net. Kılıçdaroğlu'yla yıllardır o kadar yakın çalıştı ki insan kendisini Kılıçdaroğlu'nun hatalarından çok da uzakta göremiyor. Böyle bir sorunu var. Konuşması fena değil. Ama kısacık bir zaman içinde çok şey söylemeye çabalıyor. Bu da sözünün etkisini bir parça düşürüyor. Telaş yapmaması lazım yani. Bir ekibi var mı? İmamoğlu'na vekalet mi ediyor? Kılıçdaroğlu ile anlaşmalı mı? İşte bunlar hep soru işareti. Genel başkan olursa ne yapacak? İttifak peşinde koşmayacak mı? Sağa kapıyı kapatacak mı? İşte bunlar da hep soru işareti. Kılıçdaroğlu'na sen şunu yapamadın, ben şunu yapacağım demesi lazım. Bir şeyler diyor ama ne dese eksik kalıyor. Partide demokrasi var dedirtmek mi istiyor yoksa İmamoğlu'na vekalet mi ediyor? Burası bir muamma. CHP'nin geleceğe parlak siyasetçisi olarak gördüm kendisini hep. Ama yıldızının parlayacağı o gelecek acaba tam olarak geldi mi? Emin değilim. Neyse, öyle ya da böyle bir yola çıktı. Yolu açık olsun. Yılmaz Güney'e iyilik yapmak istiyorsanız. Eskiden Yılmaz Güney'in bir dokunulmazlığı vardı. Onun kadına şiddet uygulaması, cinayet işlemesi, silah külah işlerine bulaşması, magandalığı, lümpenliği falan tabu konuydu. Medyaya egemen olan sol çevreler bu konuları pek açmazlar, açıldığında da üstüne hemen kapatırlardı. Ama yeni dönem böyle bir dönem değil. Medyanın süper çeşitlendiği, sol çevrelerin medya egemenliğinin azaldığı, sosyal medya olgusunun yükselişte olduğu bir dönemde Yılmaz Güney'in dokunulmazlığının devam etmesi söz konusu olamaz. Yılmaz Güney'e hayran olan ve ona iyilik yapmak isteyenlere bir tavsiyem var. Gelin Yılmaz Güney'i dokunulmaz kılmak için nafile bir çaba içine girmek yerine o iyi filmlere imza atan ama lümpen tarafları da olan bir isimdi falan diyerek konuyu kapatın. Barış arkadaşın yanıtı. İyi Parti'nin her yerde kendi adaylarıyla seçime girme kararına çok kızıyor Barış arkadaş. Bu kaybettirme stratejisi diyor. Ben de dünkü yazımda kendisine şöyle demiştim. Madem öyle bu sefer de CHP İyi Parti'nin adaylarına destek versin kimse kaybetmiş olmasın. Şöyle bir cevap gönderdi Barış arkadaş bana. Sayın Hakan, bugünkü yazınızda yer verdiğiniz öneri de gerçekleşebilirdi. Ancak ne yazık ki artık imkansız gibi görünüyor. Çünkü Sayın Akşener, Devlet Bey'in komşusu olmayı tercih etti. Ayrıca kimse İyi Parti seçime girmesin demiyor. CHP'nin güçlü olduğu yerlerde CHP, İyi Parti'nin güçlü olduğu yerlerde ise İyi Parti desteklenebilirdi. Akşener bunu da tercih etmedi. Belli ki Sayın Akşener, bizim bilmediğimiz farklı bir angajmana girdi ya da girmek zorunda kaldı. Tarih bunun sebebi de açığa çıkaracaktır. Barış arkadaşa sadece şunu söylemek isterim. Eğer Akşener gerçekten de Devlet Bey'e komşu olmayı tercih ettiyse, ideolojik olarak, gelenek olarak, dayandığı taban olarak CHP'ye komşu olmaktansa, Devlet Bey'e komşu olmayı tercih etmesi daha mantıklı değil mi? Sefer Turan görevinin başında. Sefer Turan'la yıllar önce Kanal 7'de çalışmıştık. İyi bir gazeteciydi. Orta Doğu'yu avucunun içi gibi bilirdi. Arap dünyasını politik olarak yakından izlerdi. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlarından biri oldu. Erdoğan'ın Orta Doğu ve Arap dünyası ile ilgili en çok yararlandığı isim olduğunu düşünüyorum. Bir haber çıktı internet sitelerinde. Görevine son verilen baş danışmanlar başlığıyla verilen haberde Sefer Turan'ın da adı vardı. Kendisini aradım, yok böyle bir şey, görevimin başındayım dedi. İbrahim Çelik de vardı görevine son verilen danışmanlar arasında. Hiçbir araştırma zahmetine girişilmeden İbrahim Çelik'i, Şanlıurfa'nın efsane belediye başkanlarından İbrahim Halil Çelik'le karıştırmışlar. Oysa söz konusu İbrahim Çelik, Hece isimli edebiyat dergisinin yöneticisi olan İbrahim Çelik'tir. Neyse bir kez daha söylüyorum, internetten haber almanın usulü şudur, haber alınır üç kere teyit edilir, yanlışlar ayıklanır, ondan sonra inanılır. Ev sahibi kiracı hutbesi Cuma hutbelerinin akan gündelik hayatın tamamen dışında kalması, gündemden kopuk olması önemli bir sorundu. Neyse ki bu sorun çözüldü. Artık cuma hutbeleri hayattan kopuk değil. Fakat bu sefer de çok mu abartıldı acaba? Dünkü hutbede kiracı ev sahibi çekişmesi konusu işlendi mesela. Bu kadar güncellik biraz fazla değil mi? Ne yani önümüzdeki cuma hutbesinde Özgür Özel'in genel başkan adaylığı falan mı işlenecek? Ahmet Hakan, Hürriyet